Merhaba koçlar ve hep koç kalanlar. Bu bizim sloganımız değildi ama her neyse. Bugün prosesörlerle ilgili ikinci bölümümüzü izleyeceksiniz. Prosesörlerin çıkış yani output ayarları hakkında konuşacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Kaliteli bir amfimiz ve analog pedal setup'ımız yoksa en iyi alternatiflerden bir tanesi de prosesörler. Prosesörlerin ne olduğunu, artılarını ve eksilerini ilk bölümde konuşmuştuk. Eğer aranızda hala izlemeyenleriniz varsa yukarıdaki kartlardan ilk bölüme ulaşabilirsiniz. Yine ilk bölümün altına Ali Manav arkadaşımız şöyle yazmış. Bir prosesör aldım diyelim, bunu monitörü de kullanabilmek için İlla mikser mi lazım? Pek anlayamadım demiş kendisi. Bu bölümü seyrettikten sonra işte bu tüm kafa karışıkları ortadan kalkmış olacak. Bugün iki farklı kullanım şekline göre kurulumları anlatacağım. Bunlardan ilkini sadece prosesörümüzden ton elde etmek istediğimizde, ikincisini ise sahip olduğumuz bir amfiye efekt eklemek istediğimizde kullanacağız. Orada uyarımı yapmak istiyorum. Bugün anlatacağım ayarların bazıları sizin prosesörünüzde olmayabilir. Üst segmentteki aletlerde mutlaka benzer ayarlar prosesörün içerisinde olacaktır. Fakat alt segmentlerde bu ayarlara ulaşamayabilirsiniz. Alt segmentlerde daha az çıkış ve daha az seçenek olacaktır. Yine de videonun bundan sonrasını seyretmeniz doğru bağlantılar yapmanıza yardımcı olacağına inanıyorum. O zaman ilk kullanım şeklinden anlatmaya başlayalım. İlk kullanım şeklinden başlayalım. Belki amfimiz yok, sesi evde ses kartına, direkt monitöre veya kulaklığa veya konserlerde miksere direkt yollayacağız. Belki amfimiz var ama onu sadece monitör olarak kullanacağız veya mikrofonlatacağız. Prosesörde yazdığımız sonun en doğru biçimde duyulmasını istiyorsak prosesör output ayarlarına gidiyoruz. Ve Match Studio Direct Output veya Line Pulse Output ayarını seçiyoruz. Bu yazdığımız tonu hiçbir karakteristik katmadan çivi jack çıkışından göndermemizi sağlayacak. Ve çivi jack'ımızın diğer ucunu amfimizin input'una değil return'in veya power amp in girişine takıyoruz. Böylelikle prosesörden amfimize yolladığımız ton amfinin preamp yani karakteristiğinin verildiği kattan sıyrılıp direkt power amp'ına dışarı ses çıkış katına ulaşıyor. Yazdığımız tonu böylelikle en doğru bir biçimde duyabileceğiz. Eğer input kısmına girseydik, amfinin karakteri prosesörden gelen tona yansıyacağı için tonumuz bozulacaktı. Aynı seçeneği kullanarak prosesörümüzün tonunu ses kartımıza veya miksere de yollayabiliriz. Eğer prosesörümüzde direct out XLR çıkışları varsa bu çıkışlardan miksere veya ses kartınıza sesi direkt olarak yollamanızı tavsiye ederim. XLR mikrofon bağlantılarında kullanılan kablo türü. Diyelim ki amfimizde return'ın girişi yok. O zaman jack'ımızı direkt input'a takacağız. Ama bu sefer prosesörümüzden daha farklı bir ayar seçeceğiz. Bu sefer combo front veya stack front ayarını seçmemiz gerekiyor. Başka prosesörlerde small amp seçeneği de bulunabilir. Eğer amfiniz küçükse, küçük bir amf ise small amp'ı seçmenizi öneririm. Bu seçeneklerde prosesör bize bazı EQ ayarları sunacak. EQ ayarları tonumuzu amfinin karakteristiğine göre düzenlememize ve yazdığımız tonu en uygun hale getirmemize yardımcı oluyor. Tavsiye etmediğim bir seçenek olmasına rağmen mecbur kaldığımızda bu stack front ve combo front'u kullanabiliriz. Bu arada combo amfiler kabinleriyle birleşik, stack amfiler kabinleriyle ayrı olan amfilerdir. Kafa kabin amfi de diyebiliriz. Ben kendim konserlerde amfimi kullanıyorum. Fakat sadece sahne içinde monitörlemek ve duyum için. Ben de direct out seçeneğini seçiyorum ve amfimin return in'ine giriyorum. Prosesörümün XLR çıkışlarını ise miksere yolluyorum. Böylelikle amfimi mikrofonlatmam gerekmiyor. Neden bunu tercih ediyorum diye sorarsanız, çünkü prosesörümün içerisinde kabin ve mikrofon modellemesi de mevcut. Bunun üzerine ben bir daha amfimi mikrofonlatırsam tonu yeniden değişmiş olacak. Karakteristiği yeniden değişmiş olacak. Miksere direkt giden seste tonumu yazdığım tonun karakteri hiçbir şekilde değişikliğe uğramadan dışarıya yansıyor. Şimdi gelelim ikinci kullanım şekline. Yani çok sevdiğimiz bir amfimiz var
ve onun tonunun üzerine veya öncesine bazı efektler ve pedallar katmak istiyoruz. O zaman size tavsiyem 4 kablo metodunu kullanmanız olacaktır. Neden mi? Bu sayede zaman tabanlı efektlerle modülasyon efektlerini ayırabileceksiniz. Neden mi? Çünkü modülasyon efektlerini preamp'tan önce, yani amfimizin ton katından önce, zaman tabanlı efektleri ise preamp'tan sonra kullanmamız gerekiyor. Bunu da sadece 4 kablo metodunu kullanarak çözebiliriz. Eğer gitarımızı direkt prosesörümüze bağlar, prosesörümüzü amfinin input'una bağlarsak, girişine bağlarsak, bu sefer zaman tabanlı efektlerimiz tonumuzu çamurlaştıracak. Amfimizin ve prosesörümüzün üzerindeki send return giriş çıkışlarını kullanarak bu sorunu ortadan kaldırabiliriz. Send return olayını ileriki bölümlerde, ileriki videolarda çok daha ayrıntılı anlatacağım ama bugün bağlantılarına hızlıca bakabiliriz. Bu sefer output ayarlarından combo preamp veya stock preamp seçeneğini seçiyoruz. Gitarımızdan çıkan jack'ı prosesörümüzün input'una sokuyoruz. Böylelikle gitarımızın sesi modülasyon efektlerine ulaşıyor. Yani bu tonun içerisinde gate, wah, stomp yazan yerler. Modülasyon ve zaman tabanlı efektlerin neler olduğunu ileriki bölümlerde anlatacağım. Loop yazan yerden itibaren ses artık prosesörümüzü yeniden terk edecek ve amfiye gidecek. Bunu yapmak için prosesörümüzün send çıkışından amfimizin input'una jack'ımızı takıyoruz. Böylelikle modüle olan gitar sound'umuz amfi tarafından tonlanıyor. Fakat bu tonu şimdi de zaman tabanlı efektlere yollamak istiyoruz. O zaman bu sefer amfimizin send çıkışından prosesörümüzün return kısmına bir kablo çekiyoruz. Prosesörümüze geri gelen ses zaman tabanlı efektlerden de böylelikle geçmiş oluyor. Ve bu tonda booster kompresör, EQ, volume, modülasyon, delay ve reverb. Şimdi son kabloyu da prosesörümüzün live out çıkışından amfimizin return ön girişine takıyoruz. Böylelikle tüm işlemlerden geçen tonumuz amfimizin power katına ulaşıyor ve kabinlere iletiliyor. Konserde artık bu amfiyi mikrofonlatabiliriz. Evet, ikinci bağlantı şeklimiz biraz karışık oldu biliyorum. Mutlaka sorularınız olacaktı. Lütfen sormaktan çekinmeyin. Ve yeni çekeceğimiz prosesör bölümümüzde artık yavaş yavaş ton yazmaya başlayacağız. Kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Paylaşım yapmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. İşte doğru slogan buydu. Görüşürüz.